Aks TV ekranlarında yayınlanan ve Sinan Sallıbaş'ın hazırlayıp sunduğu Samsun'un Nabzı programı önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Programın dün akşamki konuğu İlk Adım Belediye Başkanı Necatettin Demirtaş oldu. Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı programında birlikteyiz. Mutlu akşamlar diliyorum. Bugün sevgili İlk Adım Belediye Başkanı Necatettin Demirtaş konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz. Programda Necatettin Demirtaş'ın yaptığı çalışmalar konuşuldu. Engelli vatandaşlar için yapılan çalışmaları anlatan Demirtaş şunları kaydetti. O da yakın zamanda gelecek inşallah. Siparişini verdik. Evden hastaneye ya da gezdirmek için engelli araç. Yani efendim, uygulamaları alacağız. Alacağız. Yani bir hava alttırmak istiyoruz. Bizim bir telefon sistemi kuracağız. Aracımız gelecek, alacak. Ya hastane istiyorsa hastaneye. Değilse, efendim, minnettar kalacaklarından emin olabilirsiniz inşallah. Yani insanlara. Öyle, onu da sipariş ettik şu anda. Kaç tane efendim? 2, 3, 4, 5? Şu anda bir tane geliyor. Bir tane. Ama programda geçtiğimiz günlerde Aks ekranlarında yayınlanan Resul Akçay ve Şakir Demirci'nin ortaklaşa hazırlamış olduğu Tam Saha Yaşar Doğu'yu Anma özel programından bazı kesitlere de yer verildi. Mutlaka Yaşar Doğu vardır. Kesinlikle. Ne kadar güzel bir şey bu. Şimdi onunla ilgili VTR arkadaşlarımız bize izlesinler. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşar Doğu'nun öğrencisi 83 yaşındaki milli güreşçi ve pehlivan Kadir Öngör'ün "Yeni Yaşar Doğular yetiştirilmiyor mu?" sorusuna İlk Adım Belediye Başkanı Necatettin Demirtaş şu yanıtı verdi. Güreşçi yetiştirmeli. Sayın belediye başkanları, niye güreşçi almıyorsunuz? Size bu yetkiyi bu millet verdi. Layık belediye başkanına da verdi. Havzı'ya da verdi. İlk Adım Belediye Başkanı 300 bin reyle verdi. Siz neden birkaç güreşçi yetiştirmiyorsunuz da burada Yaşar Doğu'yla güreşçilerle övünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Canlı canlı yaşayan, Yaşar Doğu'yla birlikte hayat geçiren büyüklerimiz burada dile getirdiler. Her ikisi de kendi yaşantılarından örnekler, kesitler vererek işte Türk milletinin hasletlerini ortaya koyan tavır böylece ortaya çıkmış oldu. Tabi bu arada bize de şöyle ufacık bir giydirme yaptılar. Biz nasibimizi aldık yani. İnşallah belediyeler olarak da tabi atasporumuzu ayakta tutma çabası içerisinde olacağız. Bunun sözünü verdik. Uygulamasını da yapacağız inşallah. Programda konuşulan bir diğer önemli konuysa kentsel dönüşüm projesi oldu. Sallıbaş'ın elimizdeki mevcut emlaklar kentsel dönüşüm projesinde nasıl değerlendirilecek, kişiler bu durumda mağdur olacaklar mı sorusu üzerine Demirtaş şunları kaydetti. Önemli konuları da konuşuyoruz yine. Tabii ki. Bir karmaşa yaşandı, bir kentsel dönüşümle ilgili biraz korkular oluştu ama siz bununla ilgili geçen programda da bazı açıklamalar yaptınız. Evet. Arkasından Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Bey de benzer açıklamalar yaptı. Kimsenin mağdur edilmesine gerek kalmadan bu işi çözeceğiz diye. İsterseniz efendim bu projeyi bir kere daha yine korkuları ya da varsa beklentilerin cevaplarını bulması açısından. Elbette. Yani şimdi ilçemizde ve ülkemizde kentsel dönüşüm özellikle afet riski taşıyan yani bir deprem durumunda ciddi can kayıpları, mal kaybı zaten olacak da can kaybetmememiz açısından kentsel dönüşümün mutlak suretle hayata geçirilmesi gerektiği ben de kanaatindeyim. Yani zaten hükümet de aynı kanaatte olduğu için bu afet riski taşıyan konutların behamal elden çıkarılarak yenilenmesi konusunda 6306 sayılı bir afet riski yasası çıkardı. Şimdi biz tabi bu yasa olmadan da Sinan Sallıbaş'ın 2014'teki yerel seçimlerde yine İlk Adım Belediye Başkanı olarak çalışmalarınızı devam ettirecek misiniz sorusu üzerine ise Demirtaş şöyle konuştu. Aramızda bir değişiklik yok. Bunun gerekçesini bir kez daha dile getirmek istiyorum. Şöyle ki biz bu 5 yıllık dönem içerisinde belediyeciliği yani son şu 4. yıla doğru girdikçe daha dörtlük bilir hale geldik. Bu böyle bir şey. Yani okuyarak, bilmem ne yaparak, belediye kanunları okuyarak halledeceğiniz bir mesele değil. Yaşayarak öğreneceğiniz bir mesele. Dolayısıyla şehire ve belediyeye yön vermeniz için orada bir standart yakalayıp kurumsal kimlik kazandırmanız adına bir dönem daha en az